Başlayalım mı? Değerli basın mensupları, bugün kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü. Ne yazık ki dünyada cinsiyet uçurumunun en derin olduğu ülkelerden biriyiz. Türkiye 2022 küresel cinsiyet uçurumu endeksinde 146 ülke içerisinde 124. sırada. Suudi Arabistan'dan birkaç sıra önde, Angola ile Nijerya arasında bir yerde. Kadına yönelik şiddet ise ülkemizin kanayan yarası. Sadece bu yılın ilk 10 ayında ülkemizde cinayete kurban giden kadın sayısı 280. Şüpheli ölümlerle birlikte hayattan koparılan kadın sayısı 482. Mevcut hükümetin kadına bakışındaki çarpıklık, İstanbul Sözleşmesi'nden ülkemizi tek bir imzayla çıkarmasıyla zaten ayan beyan ortada. Biz bu ayıba mutlaka son vereceğiz. İktidarımızın ilk bir haftasında İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız. Bugün aynı zamanda Bosna Hersek'in devlet olma yolunda temellerinin atıldığı özel bir gün. Bu vesileyle Bosna Hersek'teki tüm kardeşlerimizin devlet gününü kutluyoruz. Değerli basın mensupları, ülkemiz bu hafta ortasında deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti. Düzce'de yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem, yürekleri ağızlara getirdi. Depremde yaşanan panikte kalp krizi geçiren iki vatandaşımız hayatını kaybetti. Yine çok sayıda vatandaşımız yaralandı. Yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı yurttaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Depremin değil, çürük binaların öldürdüğünü artık hepimiz biliyoruz. Ancak bu depremde de en sağlam olması gereken kamu binaları yine enkaza döndü. 1999'da yıkılan, 2008'de yeniden yapılan Düzce Adliyesi, depremde en çok hasar gören binalar arasında. Deprem gündüz olsa, o adliye binası gerçekten çok cana mal olurdu. Sağlık ocakları, okullar, camiler, hepsinde durum aynı. Her depremden sonra şefaat yerine inşaat peşinde koşan bu rantçı hükümet elinde kamu binalarımız dökülüyor. 20 yıldır ülkeyi yöneten bu rantçı anlayışın elinde en ufak sarsıntıda millet enkaz altında kalıyor. Hiçbir bahaneleri de yok. Para dediler, millet bunları paraya boğdu. Yetki dediler, millet bunlara istedikleri her yetkiyi verdi ama hiçbir şey değişmedi. Deprem vergisi denen özel iletişim vergisini bunlar kalıcı hale getirdi. Milletin konuştuğu cep telefonundan, izlediği televizyondan, dinlediği radyodan, kullandığı internetten bugüne kadar 36 milyar 378 milyon dolar vergi toplamışlar. Deprem için toplanan bu milyarlarca dolar nereye gitti? Nerelerde kullanıldı? Genel Başkanımız bu soruyu hep sordu. Bunu hep gündeme getirdi. Saray ve şürekası ya yol yaptık dedi, ya da bunların hesabını vermeye bizim zamanımız yok dedi. Hep hesap vermekten kaçtı. 2003'ten bu yana 2 trilyon 513 milyar dolar vergi topladılar. İçeriden dışarıdan 130 milyar dolar borçlandılar. Milletimizin atadan dededen kalan malını mülkünü 63 milyar dolara da sattılar. Kendilerinden önceki 57 hükümetin 79 yılda kullandığı finansmanın 4 katını kullandılar. Kendilerine saraylar yaptılar. Uçak ve lüks araba filoları aldılar. Deprem toplama alanlarını, alışveriş merkezlerini diktiler. Ama bir türlü depreme dayanıklı kamu binası yapamadılar. 20 yılda başta İstanbul olmak üzere depreme hassas şehirlerimizde kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çevirdiler. Doların yeşili için İstanbul'a ihanet ettiler. Çok kıymetli bir zamanı, çok kıymetli kamu kaynaklarını heba ettiler. Sonunda da işi yine vatandaşa yüklediler. Şarkıcı Edison martıları eşliğinde millete çök kapan tutun dediler. Ama bunu bile ellerine yüzlerine bulaştırdılar. 2 hafta önce depreme karşı çök kapan tutun diyerek tatbikat yaptılar. Telefonların çoğuna deprem uyarısı ya gitmedi ya da geç gitti. Düzce depreminde ise hiçbir telefona uyarı gitmedi. Çünkü yaptıkları hep makyaj,
Hep pansuman, hep aspirin tedavisi. Yaptıkları her iş gösteriş, hep yalan, hep dolan. İş başına gelir gelmez. Depreme hassas riskli bölgelerimizde güçlendirme ve dönüşüm çalışmalarına hız vereceğiz. Bu konuda yerel yönetimlerimizin elini tutmayacağız. Birlikte çalışacağız. İstanbul üzerindeki yükü hafifleteceğiz. Hep söylüyoruz, deprem değil, tedbirsizlik öldürür. Bizim artık tedbirsiz geçen tek bir saniyeye bile tahammülümüz yoktur. Değerli basın mensupları, insan prangaları kadar ağır, kanatları kadar hafiftir demiş şair Can Yücel. Ne yazık ki insanlarımızın ayağına prangalar vuran, kanatlarını ise koparan bir hükümet iş başında. Bugün hükümetin vurduğu hayat pahalılığı prangası milletimizin ayağını değil gırtlağını sıkıyor. Geçtiğimiz yıl faiz sebep enflasyon netice diye bir safsata uydurdular. Çin maçın modeli dediler. Bu modele göre faiz düşecekti. Ondan sonra Türk lirası değer kaybedecekti. Rekabet gücümüz artacaktı. İhracatımız şahlanacak. Döviz rezervlerimiz dolup taşacak. Türk lirası değerlenecek. Enflasyon düşecekti. Bu safsatayı uydurdukları gün, bundan yaklaşık bir yıl önce, tabela faizi %19. Enflasyon da %19'du. Bugün sarayın tabela faizi %9 ama milletin kredi faizi %30. Sarayın tabela faizi 10 puan indi, milletin kredi faizi 10 puan arttı. Yine aynı dönemde dolar kuru 8 lira 65 kuruştan 18 lira 65 kuruşa sıçradı. Türk lirası ABD doları karşısında %54 değer kaybetti. Paramız pul oldu. Enflasyon tam 67 puan artarak %86'ya çıktı. O da ağır makyajlı TÜİK rakamlarıyla. Üretici enflasyonu ise %158 de tüm zamanların rekorunu kırdı. Dünya birincisi olduk. Üretici ve tüketici enflasyon arasındaki fark 72 puana yükseldi. Böyle bir farkı tarihimizin hiçbir döneminde görmedik. Buna bakarsanız turpun büyüğü hala heybede. Üretici fiyatlarındaki artış vatandaşın günlük hayatındaki fiyat etiketlerine daha tam yansımamış görünüyor. %158'lik enflasyonu kısmen üreticiler, esnaflar sineye çekiyorlar aslında. Kısmen de TÜİK yaptığı makyajla yok ediyor. Aslında tüketici enflasyonu bunlar olmasaydı çoktan %100'ü geçmişti. Ama ne kadar enflasyonu sineye çekerlerse çeksinler, üreticilerimiz, esnafımız bu hükümete bir türlü yaranamıyorlar. Soğan patates fiyatları artıyor, suçlu üretici, depocu, halci oluyor. Terörist ilan ediliyorlar. Marketlerde beyaz peynirin kilosu 150 liraya koşuyor. 1 litre karton süt 25 lirayı görüyor. Bu sefer de suçlu marketler oluyor. Yani sütte leke var, bu kifayetsiz saray yönetiminde leke yok. Onların bildiği en iyi iş ellerine yüzlerine bulaştırdıkları dış politikada para karşılığı geri basmak, tükürdüklerini yalamak. Sonra da hatalarıyla ezdikleri bu aziz millete ben ne biçim devlet adamıyım ama diye caka satmak. Sarayın kibirlisi böyle caka satarsa sarayın atama bakanı da çıkar, yeni ekonomi modeliyle ardı ardına rekorlar kırmaya başladık diye millette kafa bulur. Kırdıkları rekorlar ortada. Sayelerinde son bir yılda tarımsal girdi fiyatları %138 artarak tüm zamanların doğrudur rekorunu kırmış. Resmi verilere göre bile bu dönemde mazot %236, gübre %227, yem %45, %145, ilaç %111 zam gördüyse bu zamlar kimin eseri? Hiç şüphe yok, sarayın liyakat fakiri ve kibirli başının eseri. Kışa girdik. Evlere doğalgaz faturaları gelmeye başladı. Hep söylüyorum, anlatıyorum. Geçen yıl 1000 lira olan doğalgaz faturası bu yıl 2617 lira. Vatandaş televizyonlarda doğalgazı açmaya korkuyorum. Daha hala doğalgazı açmadım diyecek halde. Bu kimin marifeti? Tabii ki sarayın kibirlisinin marifeti.
Yine geçtiğimiz yıl bu zamanlar 200 lira gelen elektrik faturası bugün 402 lira geliyorsa, bu kimin eseri? Sarayın kibirlisinin eseri. Geçtiğimiz Ekim ayında 55 litrelik bir mazot deposu 433 liraya dolarken, şimdi 1444 liraya doluyorsa bu zamları kim yapıyor? Ekonominin sorumlusu benim, ben diyen sarayın kibir abidesi bu zamların müellifi. Bunlar 36 üyeli Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı içinde, bizim de üyesi olduğumuz, %137 enerji enflasyonuyla enerji fiyatları bütün ülkelerle açık ara en fazla artan ülke haline getirdiler ülkemizi. Bunun sorumlusu kim? Yine tabii ki sarayın kifayetsiz muhterisi. Şimdi dün resmi gazetede yayınlandı. İşte bu maktu harçlara, emlak vergisine, damga vergisine, trafik para cezalarına, pasaport ve diğer değerli kağıt bedellerine eğer bir düzenleme yapılmazsa bu kifayetsiz hükümet %122.93 yeniden değerleme oranında zam yapacak. Bu daha önce görülmemiş bir rekor. Böyle bir zam yaparlarsa bunlarda insaf yok, millete acımak yok, vatandaşlarımızla aralarında saray duvarları var. Milleti görmüyorlar, duymuyorlar. Enflasyonu, hayat pahalılığını bile isteye azdırıyorlar. Milleti önce enflasyonla eziyorlar, yetmiyor, doymuyorlar. Ardından bir de vergileri enflasyon kadar arttırarak milletimize çifte fatura kesmeye hazırlanıyorlar. Yani hükümet kendi alacağına %122.93 zam yapacak ama iş insanı, tüccar, esnaf bu zammı millete yansıtınca sarayın kibirlisi çıkacak, bunları suçlu ilan edecek. Biz buradan sesleniyoruz. Onu bunu suçlamayı bırakın. Vergi ve harçlara uygulanacak zammı yarıya indirme yetkiniz var. Motorlu taşıtlar vergisinde de %80 indirim yetkiniz var. Bu yetkileri kullanın. Vatandaşı sebep olduğunuz hayat pahalılığına bir defa daha ezdirmeyin. Vatandaşı kamu zamlarıyla bu sefer de çifte kavurmayın. Milletimiz Erdoğan yüzünden evi de arabayı da ancak rüyasında görür hale geldi. Erdoğan sebebi olduğu enflasyon tsunamisiyle insanlarımızın ailesine yuva olacak bir ev, ayağını yerden kesecek bir araba alma hayallerini çaldı. Genel başkanımız otomobilde ÖTV indirimi sözünü verince bunlar da çıktılar. Biz matrah indirimi yapacağız dediler. Ama hep söylüyoruz, bunların işleri makyaj, işleri algı, işleri yalan dolan. Yaptıkları matrah düzenlemesinde daha fare bile doğurmadı. Ne sektör ne de vatandaş mutlu oldu. Yapılan düzenleme sınırlı araçta ve son derece sınırlı modellerde etkili olacak. Yılbaşında otomobillere gelecek yeni zamlarla da bu düzenlemenin etkisi tamamen kaybolacak. İşte daha geçtiğimiz aylarda millete TOG'u gösterdiler. Ama milletin binebileceği TOG'un ancak 2027'de piyasaya sürülebileceğini bugün TOG'un genel müdürü açıklıyor. Biz buradan bir defa daha milletimize sesleniyoruz. Umutsuzluğa kapılmayın. Sandık ufukta göründü. Milletimizin, sizlerin çalınan umutlarını hiç merak etmeyin, biz telafi edeceğiz. Genel Başkanımız ÖTV indirimi sözünü seçimden sonra yerine getireceğiz. Değerli basın mensupları, dün sarayın söz dinleyen Merkez Bankası, saraydan gelen talimatla dünyadaki tüm merkez bankaları Mersin'e giderken tersine gitmeyi sürdürdü ve tabela faizini %10,5'tan %9'a çekti. Sonra da bir şey yaptı. Daha fazla faiz indirimi yapmayacağını, bunun karar olduğunu ilan etti. Allah aşkına, siz bu %9 faizin karar olduğunu nereden tespit ettiniz? Nasrınızın sınırı %9 faize kadar mı? %9 faizin caiz olduğuna neye göre karar verdiniz?
%9'dan sonra kim elinizi tutuyor daha aşağı inmeyin diye. Hadi geçelim bu ahiretlik soruları. Peki sarayın bu %9 faizinden kim yararlanıyor? Sanayicimiz yararlanıyor mu? İhracatçımız yararlanıyor mu? Esnafımız, sanatkarımız yararlanıyor mu? Tüketicilerimiz yararlanıyor mu? Hayır, sarayın bir avuç yandaş müteahhidi, batık zombi şirketleri yararlanıyor. İş insanlarımızın krediye erişemiyoruz feryadı her gün artıyor. Faiz düşecek, krediye erişim artacak derken durum tam tersi oldu. Kredilerin artış hızı yavaşladı. Ne kredi kullanma ne de kredi alma iştahı kaldı. Ekonomide reel sektör arabanın motoru ise finans sektörü de motorun yağıdır. Motor yağ eksiltmeye başlarsa yatak sarar, araba yolda kalır. Oyun içerisinde sürekli değiştirilen kurallar hem bankaları da hem de iş dünyasını şaşkına çevirdi. İş dünyasında stres her geçen gün artıyor. Ekonomide öngörülebilirlik derseniz kalmadı. Nitekim Kasım'da reel kesim güveni son 29 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ama hükümet durmuyor. Dün de bir kez daha oyun içinde kural değiştirdi. Bankalar Türk lirası mevduatlarını toplam mevduatlarının %50'sinin üzerine taşıyamıyorlarsa ödeyecekleri komisyonu %3'den %8'e çıkardı. Hala sopayla, tehditle ekonomideki dolarizasyonu düşürebileceklerini sanıyorlar. Bir ekonomide dolarizasyonun panzehiri güvendir. Öngörülebilirliktir. Güya dolarizasyonu engellemek için geçtiğimiz Aralık ayında dövize çevrilebilir mevduattan bozma kur korumalı mevduatı getirdiler. Bütçeye yük olmayacak dediler. Mart ayından bu yana bütçeden kur korumalı mevduat için bankalara 91 milyar 565 milyon lira faiz ödediler. Merkez Bankası'nın ödedikleriyle beraber bankalara Moody'ye verilmek üzere ödedikleri faiz 160 milyar lira. Artık kur korumalı mevduat da vatandaşın tasarrufunu enflasyondan koruyamaz hale geldi. 11-18 Kasım haftaları arasında kur korumalı mevduat stoku ilk kez geriledi. Öyle gözüküyor ki millet parasını buradan ufak ufak çekmeye başladı. Kendi milli parasına güvenmeyen, Türk lirası mevduatı dolara endeksleyen, kendisi vatandaşından dolarla borçlanan bir hükümet, çok açık söyleyeyim, dolarizasyonu falan engelleyemez. Değerli basın mensupları, iç borç stokunun %27'si döviz cinsinden. %22'si de TÜFE'ye endeksli. İç borcumuz döviz ve enflasyondaki hareketlere son derece duyarlı. Sarayın marifetiyle azan enflasyon paramızın pul olması iç borç faiz yükünü sıçratıyor. Faiz indirimlerinin başladığı geçtiğimiz Eylül'den bu yana iç borcun ana parası 631 milyar lira artmış. Faiz 1 trilyon 841 milyar lira artmış. Faiz yükündeki bu artış ana paranın 3 katı. İşte bugün sarayın faizi %9 ama hazine tarafından ödenecek faiz iç borcun ana parasını aşmış durumda. Hem içeriden hem de dışarıdan para bulmak giderek zorlaşıyor. Saray ekonomide sıkışıyor, sıkıştıkça da emir almaya başlıyor. Suudi Arabistan Erdoğan'a Sisi'nin elini sık, 5 milyar doları Merkez Bankası'na yatırayım diyor. Hop bir de bakıyoruz, bırakın el sıkmayı, o el avuçlar arasına alınıp bir de köfteleniyor. 5 milyar dolara katil Sisi, zalim Sisi, darbeci Sisi bir anda oluyor dostum Sisi. Meydanlara da ardından hıçkıra hıçkıra ağlanan, dört parmak yapıp selamlatılan Rabia Katar topraklarına defnediliyor. Şimdi de AK Partili belediyeler meydanlara diktikleri Rabia heykellerini toplayıp kaldırmakla meşguller. Erdoğan da bu aralar doların yeşili için kirlettiği testiden kana kana su içmeye devam ediyor. Omurga insan iskeletinin temel eksenidir. Omurga kırılırsa onun tedavisi yoktur. Fikri tutarlılık, siyasi ilke ve inançlar siyasetçinin omurgasıdır. Erdoğan için sürekli gömlek değiştirmek, gerekirse papaz elbisesi giymek sıradan işlerdir.
Rahmetli Osman Bölükbaşı'nın dediği gibi. Koltuğunun altında haç taşıyan fakat hacı görünmeye çalışan. Gavur diye öldürüp şehit diye namaz kıldıran siyasetçilerden sakınılmalıdır. Erdoğan için tek bir öncelik vardır. O da oturduğu koltuğudur. O koltuğu korumak için Erdoğan'ın vermeyeceği taviz, çiğnemeyeceği değer ve ilke yoktur. O nedenle Erdoğan'ın açıkları, zaafları bugün ülkemizin en önemli beka sorunudur. Bu arada sarayın bekçisi de Sisi yetmez. Esad'ın huzuruna da bir var. Birkaç milyar da oradan al. Belki seçime kadar dayanırız diye ter ter tepiniyor. İşin nerelere gittiğini açık seçik görmeye başlayan saray ve beslemelerin ayarı da ağzı da bozuldu. Cumhuriyet tarihimizin en ağzı bozuk hükümeti kuşkusuz bu hükümet. Ne seviye var ne de edep. Plan Bütçe Komisyonu'nda atanmış bakanlar seviyesizlikte birbiriyle yarışıyor. Sarayın atama bakanları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, milletin seçtiği vekillerine hakaretler, küfürler yağdırıyor. Atanmışların seçimler üzerindeki böyle bir vesayet girişimini, bu rezaleti bu meclis ne gördü ne de duydu bugüne kadar. Meclis başkanı da maşallah bunları konu mankeni gibi izliyor. Ama atalarımızın söylediği gibi, ön teker nereye çekerse arka teker de oraya gider. Üslubu beyan aynı ile insan derler. Erdoğan'ın üslubu zaten herkesin malumu. Şimdi genel başkanımızın ortaya koyduğu hakikatlere, ortaya koyduğu tedbirlere doğru düzgün cevap veremeyen bu zat, bugünlerde yine ağzından hakareti, dudaklarından küfrü düşürmeyerek çaresizliğini sergiliyor. Buradan ifade edelim. Zavallı ülkemizi kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanında mali eylem görev gücünün gözetim altına aldığı ülke listesine, yani gri listeye düşürendir. Ülkemizi hem mali eylem görev gücünün üyesi olan hem de gri listede bulunan tek ülke yaparak dünya aleme rezil eden, sonra da muhalefet lideri kendisinden hesap sorunca küfür edendir. Sefil, bu ülkeye 2010'dan bu yana giren 55 milyar doların kaynağını ve sahiplerini açıklayamayan, ülkemizi, bankalarımızı başka ülkelerde mahkeme kapılarına düşürenlerdir. Türkiye'ye her hafta 5 bin uyuşturucu satıcısının tutuklandığı, hapishanelerindeki her 3 kişiden birinin uyuşturucu satıcısı olduğu bir ülke durumuna sokandır. Analar uyuşturucuya kaptırdıkları evlatlarına ağıtlar yakarken, uyuşturucu baronlarıyla pos pos fotoğraf çektirendir. Tüm dünyanın gözü önünde ülkemizi kara paraya, kirli paraya, ne yüdüğü belirsiz paraya muhtaç edip, sonra da dünyanın bildiğini muhalefet söyleyince horozlanıp sövmeye başlayandır. Namert bu ülke, bu güzel ülkemizi uluslararası mafyanın saklanma, hesaplaşma ve infaz adresi haline getirenlerdir. Haysiyet fukarası, Suriye'deki iç savaşa emperyalistlerin talimatıyla çanak tutan, ülkemizi bir açık hava mülteci kampına çevirip 45 milyar dolar faturayı bu milletin sırtına yükleyen, namus bildiğimiz hudutlarımızı tehlikeye atan, sonra da bir el sıkışırız olur biter sananlardır. Gafil ise bütün bu rezaletlerin sorumluluğundan muhalefete söverek kurtulabileceğini sananın adıdır. Biz ülkemize tüm bu kötülükleri yapanlardan tarih, ülkemize tüm bu kötülükleri yapanlar tarih ve adalet önünde elbette hesap vereceklerdir. Değerli basın mensupları, Türkiye'miz sırtına tüneyen, Türkiye'nin sırtına tünediği için kendini dev sanan bu siyaset fukaralarının fukaralarını artık sırtından atmaya hazırlanmaktadır. Milletimiz bu siyaset fukaralarını sırtından attığı gün medeniyet ve refah yolunda dev adımlarla koşmaya başlayacaktır. Dostluğu aranan, hasımların hasımlığından kaçınılan bir ülke olacaktır. Biz bunu yapmak için geliyoruz. Ülkemizi kısır tartışmalardan çıkarıp Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında
feraha ve refaha kavuşmuş bir ülke yaratmak için geliyoruz. Sayın Genel Başkanımız 3 Aralık'ta Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında ülkemizi feraha ve refaha çıkaracak büyük bir vizyonu kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye yepyeni bir ufka yelken açacak. Omuz omuza vereceğiz. Aziz milletimizi hak ettiği feraha ve refaha kavuşturacağız. Biz hazırız, milletimiz hazır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularımız varsa alabilirim. Efendim müsaadenizle bize yönlendirilen bazı sorular oldu. İlk soru ATV tarafından yönlendirildi. O soru şöyle. Barış Yarkadaş'ın altılı masanın 4 partisi CHP listelerinden seçime girecek iddiası var. Sizin bu iddia ilişkin bir yorumunuz olacak mı? Yani Sayın Yarkadaş burada kendi şahsi görüşlerini ifade etmiş. Burada benim yorum yapmamı gerektirecek bir durum yok. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen sorular var. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle. Geçtiğimiz ay MHP lideri Devlet Bahçeli seçimin yasa çerçevesinde 18 Haziran'da yapılacağını söylemişti. Dün de ÖSYM'i sınav takvimini açıkladı ve YKS'nin 17-18 Haziran'da yapılacağını duyurdu. Ardından AK Parti'den gelen ÖSYM çalışma yapıyor açıklaması sonrası bu sınav takvimi de geri çekildi. Hem bu yaşananlar hem de olası seçim tarihine ilişkin siz bir değerlendirme yapacak mısınız? Şimdi bu hükümetin artık ülkeyi yönetme kabiliyetinin kalmadığını, devlette ciddi bir yönetim krizi yaşandığını biz uzun zamandır söylüyoruz. Yani şu manzaraya bakın, devletimiz bir sınavı bile doğru düzgün yapamayacak hale geldi. KPSS'deki skandallar zinciri hafızalarda. Şimdi de doğru düzgün tarih belirleyemiyorlar, YKS'yi erteliyorlar. Bu hükümetin mefluç olduğunu ayan beyan ortaya koymaktadır. Yani seçim tarihine, üniversite açıkçası seçimin kanunen ne zaman yapılacağı belli. Siz geliyorsunuz bu tarihe, üniversite sınavını koyuyorsunuz. Ama bu arada da ifade edelim, bu bizim bu bezirganların vermiş oldukları seçim tarihlerine güvendiğimiz anlamına da gelmesin. Biz yarın seçim olacakmış gibi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Efendim Fox TV'nin bir diğer sorusu da şöyle. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı konuşmada terör saldırılarından söz ederken şehit edilen 3 yaşındaki yavrumuzun kanını yerde bırakmayalım derken aynı zamanda sandıkta da bırakmayalım dedi. Terörle mücadele üzerinden seçim mesajı verilmesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Rezalet. Yani şehit yavrumuzun naaşı üzerinden siyaset çıkarmaya çalışmak, çok açık söyleyeyim, vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır. 3 yaşındaki yavrumuzun tabutunun yanına seçim sandığını koyanda vicdan falan yoktur. Ama biz bu vicdansızlığın aynısını daha önce de şehit cenazelerinin üzerine elini koyup nutuk atılırken de gördük. Siyasette omurganın ne kadar önemli olduğunu konuşmamda belirtmiştim. Siyasetçinin omurgası fikri tutarlılığıdır, ilkeleridir, değerleridir. Milletimiz o için İmralı'dan mektup dilenenin kim olduğunu, devletin televizyonda terörist başının kardeşini kimin çıkardığını unutmadı. Vatandaşlarımız İstanbul Belediye seçimlerinde Binali mi Sisi mi diye bağıran Erdoğan'ın sonra gidip 5 milyar dolar için Sisi'nin eline nasıl kapandığını gördü. Hiç kusura bakmasın. Bunları yapanın siyasi omurgası lades kemiğinden farksızdır. Ve biliyoruz ki milletimizin feraseti yüksektir. Vatandaşlarımız sandıkta gereğini yapacaktır. Bu kifayetsizleri evlerine gönderecektir.